Sen de benim yüzümden sabahladın. Şikayet eden mi var? Ben halimden memnunum. Konuşmak mı istersin yoksa böylece durup susmayı mı tercih ediyorsun? Keşke zamanı durdurabilseydik, değil mi? O zaman hiç mutsuz olmazdık. Benim bildiğim bir yöntem var. Küçükken babam öğretmişti. Beyninde o anın fotoğrafını çekiyorsun. Nasıl yani? Hep yaşamak istediğin zamanı. Mesela bugün doğumuna bir süre bakıyorsun. Her ayrıntıyı hafızana iyice yerleştirip derin bir nefes alıyorsun. Gözlerini yavaşça kapatıp nefesini tutuyorsun. Ne kadar uzun tutarsan fotoğraf o kadar iyi çıkar. İşini abarttım. Şimdi ne zaman gözlerini kapatsan bugün doğumunu göreceksin. Hep aynı şeyleri hissedeceksin. Ve bu anı hatırlayacaksın. Teşekkür ederim. Bana bu sihirli anı yaşattığın için. Şimdi kötü şeylerle baş edebilecek kadar güçlüsün. Çünkü ne zaman başın sıkışsa yardımına yetişecek bir kurtarıcı var içinde. Evet. Bir kurtarıcım var artık. Kendimi güçlü hissediyorum. Sanki her şey bir dokunuşta düzelecekmiş gibi. Unut, tamam mı? Seni üzenleri, acı verenleri sil hafızandan. Bırak git, arkana bile bakma. Nasıl böyle bir hata yaptım ben? Allah kahretsin.
gelsin. Sakın kıpırdayım deme. Tamam, tamam ateş etme. Haçlı? Beni çok iyi tanıyorsun değil mi? Hatta yüzümün her noktasını biliyorsun. Söyle, neden yapıyorsun bu işi? Kime hizmet ediyorsun? Ben bir şeye hizmet ettiğim yok abi. Çok para verdiler abi. Ben fotoğrafçıyım abi. Takip et dediler abi. Fotoğrafını çek dediler. Görmediğim kadar çok para verdiler abi. Kim dedi? Kim verdi? Kim verdi? Abi tanımam. Kim olduğunu bilmiyorum abi. Abi. Bir kez daha sormayacağım. Vallahi tanımam abi. Bana bu daireyi gösterdiler abi. Bir tek Bayram diye birinden bahsettiklerini duydum abi. Anlaşıldı. Bu fotoğrafları daha verdin mi Bayram'a? Daha vermedim abi. Doğruyu söyle. Yemin ederim. Yemin ederim abi. Yapma gözünü seveyim. Bırak gideyim abi. Başına bela almam. Bak daha yeni banyo ediyordum hepsini abi. Gel buraya. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Bırak abi. Bırak gideyim abi. Hiçbir yere gidemezsin. Daha işim bitmedi seninle. Temizlik işi var. Adresi veriyorum. Elini çabuk tut. Aylin Hanım, acil bir hastamız geldi. Doktor Vural Bey ilgilensin. Kendimi hissediyorum. Ama sizden başkasına görünmek istemiyor. Saatlerdir burada. Allah Allah. Alo. Buyurun efendim. Evet, bakın tamam, şimdi şurayı doldurun. Merhaba. Merhaba. Küçük bir kaza oldu. Kanama bir türlü durmadı. Bir bakalım. Diğer doktor arkadaşlar da bu işi yapabilirlerdi ama... Siz ısrarla beni beklemişsiniz. Güvenemedim kimseye. Peki bana nasıl güveniyorsunuz? Çok hayat kurtardığınızı duydum. Çok derin kesilmiş. Dikiş atmam gerekecek. Ne oldu elinize? Küçük bir kaza dedim ya. Pek küçük bir şeye benzemiyor. Dün gece pek iyi görünmüyordunuz. Ne olduğunu sormamda bir sakınca var mı? Küçük bir kazaydı. Anlaşıldı. Durup da ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Özür dilerim. Biraz ara verebilirim. Gerek yok. Devam edin. İyi mi oldu? Yok. Sadece gözüm kolyenize takıldı. Neden bu kadar ilgilendiniz? Hiç.
Dikkatimi çekti sadece. Evet. Birazdan bitiyor. İçerimde yangın yakılır of. Küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of. Küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Sen misin Ezo? Bu gözlerinde kaybolduğum sen misin? O kadar bildik, o kadar tanıdık bakıyorsun ki. Kimsin sen? Sen... Aylin Hanım, anneniz geldi. Kafeteryada sizi bekliyor. Tamam, ben de kişi attım. Yarayı sarar mısın lütfen? Tabii. Geçmiş olsun. Sen Ezo değilsin. Senin bir ailen var. Ezo. Esmer. Geldin mi? Buradayım Ezo. Bak yanına geldim işte. Artık hiçbir şeyden korkma. Ben buradayım. Sakın yine hasta olma Ezo. İyiyim Esmer. Geçer şimdi. Birbirimizden başka tutunacak dalımız yok Ezo. Birbirimizden başka tutunacak dalımız yok. Çok yalnızım. Çok korkuyorum. Sakın korkma. Benim Ezo hiçbir şeyden korkmaz. Hoş geldiniz abi. Oo, kimleri görüyorum? Bahar, saçmalama. Neden? İki lafta mı edemeyeceğiz artık? Kızım uzaklaş. Ne konuşacaksın babamla? Cevap versene. Sana söylüyorum. Alo. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Hiçbir şey. Sadece babama bir torunu olacağını da söyle diyecektim. Görüşürüz Haçlı. Geldin mi oğlum? Evet.
Ne dikiliyorsun öyle, gelsene. Abi ya, ben bir şey soracağım. Sence ben kimin adamıyım abi? Ne saçmalıyorsun sen gene Eyüp? Hadi yaşında kalkalım. Abi, ben kendimi sana daha yakın hissediyorum ha, bunu bilesin. Eğer ileride bir şey duyar ya da görürsen bu dediğimi hatırla, değil mi abi? Hadi çıkar. Neyi abi? Dilinin altındaki baklayı tabii. Yok abi, bakla falan. Öt lan hadi. Vallahi abi benim hiçbir suçum yok. O dedi. Yapacaksın dedi. Ben salağım dedim. Ben yapamam dedim. Dinlemedi. Ben bilemedim. Affet abi. Abi beni affet. Dur oğlum ya. Ne yapıyorsun sen? Ama yeminle hiçbir şey demedim abi. Bahrengi'den hiç bahsetmedim. Ne baharı? Ne bahsetmesi? Patron kızımı takip edeceksin dedi. Nereye gider, kiminle görüşür? Hepsini bana rapor edeceksin dedi. Bir şey söyledin mi? Yok abi, söyler miyim hiç? Efendim baba. Bismillahirrahmanirrahim. Anladım efendim. Gidiyorum. Abi. Abi kurban olayım. Nereye abi? Abi nereye? Şimdi hapı yuttun oğlum Eyüp. Her bir şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Efendim baba. Açılın. Hemen tersaneye git. Teslimat yapılacak. Beni bekle. Anladım efendim. Seni arayacağım. Gidiyorum. Bu işte bir gariplik var. Teslimattan daha önce haberim olmalıydı.
Buyurun. Selamun aleyküm ağalar. Hoş geldin Mahmut. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Beyler. Hayırdır bayram? Geçmiş olsun. Ufak bir iş kazası. Bizlik bir şey varsa bilelim. Sağ olun Süleyman Bey. Dedim ya, ufak bir kaza. Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. En önemli kısmı Haçlı. Ölmedim. Öldürmeye geldim. Evladım. Önce beni, sonra sizi yok etmek istiyordu. Saçmalık bu. Bunu ispatlamak zorundasın. Sen kim oluyorsun be? İşe bak. Tetikçinin biri kalkmış bize hikaye anlatıyor ha? İspatlamanı bekliyoruz oğlum. Tersaneye git. Teslimat yapılacak. Beni bekle. Seni arayacağım. Anladım efendim. Gidiyorum. Bu saçmalık da ne? Ha? Ben böyle bir emir vermedim. Ama birileri öyle olduğuna inanmamı istedi. Süleyman Çesen'in beni tuzağa düşürdüğünü sanıp onu öldürecektim. Ve eller kirlenmeden büyük iş adamı, en yakın adamı tarafından ortadan kaldırılacaktı. Ne kadar inandırıcı bir plan değil mi? Bunlar bayram gibi bir kafasızın akıl edeceği şeyler değil. İçimizden birinin bayrama yardım ettiğini mi söylüyorsun? Söylemiyorum! Emrediyorum! İçinizdeki haini yahut da hainleri kendiniz yok edeceksiniz. Bu odadan dışarı çıkan bana olan sadakatini kanıtlamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Güvenip de onları nasıl yalnız bırakırsınız? Onlara güvendiğim için değil, güvenmediğim için bunu yaptım. Biliyorum ki bunların hepsi az veya çok bu işin içinde. Peki ya odadan çıkan? Gölgede gizlenen düşmana en yakın olandır. Bu odadan çıkacak olan kişi ateşi tutan Maşa'dır. Ve bizi Maşa'yı tutan ele ulaştıracaktır. Yani en tepedeki düşman. Hainler öldü.
Açtı, yapma. Yapma, açtı. Yapma. Yapma. Süleyman Bey, ne oluyor? Süleyman Bey. Süleyman Bey, ben istediğinizi yaptım. Demek sen ha. Başınızda kim var? Ben size sadım. Yemin ederim ben size sadım. Ben bir şey yapmadım. Bırakın. Bırakın beni. Süleyman Bey. Süleyman Bey. Eyüp, adamları hemen topla. Rosa Otel'e gel. Fazla soru sorma. Oteli kapatıyoruz. Bavullar arabaya gidecekti. Ne oluyor? Bu da ne demek açlı? Bütün bunlar için çok geçerli sebeplerimiz var Rosa Hanım. Neymiş o geçerli sebepler? Süleyman Bey size açıklar. Biz sadece emredileni yapmakla yükümlüyüz. Hadi Eyüp. Acele edin. Dur! Zaman kaybediyoruz. Oyun oynayacak vaktimiz yok. Durum gerçekten de önemli. Lütfen. Zorluk çıkarmayın. Peki. Dediğin gibi olsun. Eyüp. Ama gitmeden önce seninle konuşmak istediğim bir şeyler var açlı. Aslında bu konuşma için bir akşam yemeği planlıyordum ama işler değişti. Önce şu işi bitirelim Rozan. Sonra seve seve konuşurum. Gelin, gelin böyle. Şunları da alın. Rosa Hanım, işimiz bitti. İnanın sizin güvenliğiniz için en iyisi buydu. Süleyman Bey size her şeyi anlatacaktır. Yine olayları abartmıştır Süleyman. Hazırsanız gidelim. Konuşmamız gerekiyordu, unuttun mu? Rozan, bakın zaten geç kaldık. Her neyse sonra yapalım bu konuşmayı. Lütfen açlı. Ben... Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben senin annenim açlı. Bir şey demeyecek misin? Tabii şaşırdın sen. Ben de böyle birdenbire söyleyiverdim. Ama seni kaybetmişken... yıllar sonra tesadüfler bizi bir araya getirdi. Bu imkansız. Benim annem öldü. Hayır, ben ölmedim. Bak karşındayım işte. Sen benim oğlumsun. Üzgünüm. Ama gerçek bu. Hayır. Beni dinle Esmer. Her şeyi anlatacağım. Anlatacak bir şey yok. Benim annem de babam da buradan çok uzakta. Doğu'nun bir köyünde yıllar önce öldüler. Ama... Peki bu boynundaki aç... Benim. Sizin mi? Bu Ezo'nun kolyesi.
silahlı, çok kalabalıklar. Sen arka kapıdan çık, eve götür onları hemen. Abi tek başına kalırsan ölürsün burada. Dediğimi yap. Seni bulmadan ölmeyeceğime söz vermiştim. Ne oldu Aydın? Balistikten bir şeyler gelmedi mi hala? Maalesef bir bağlantı bulamadılar. Süleyman Çese'nin evinde gerçekleşen silahlı saldırıyla oteldeki çatışma arasında bir ilişki kurulamadı. Aynı anda aynı şekilde saldırıya uğruyorlar ama bir bağlantı yok, öyle mi? Ne biçim iş bu ya? Peki Ali nerede? Çağır onu bana. Sinan Özcan. Seni daha önce de o otelde görmüştüm. Çatışmanın ortasında ne işin vardı? Yanlış zamanda yanlış yerdeydim diyebiliriz. Süleyman Çesen'le bağlantın nedir? Yıllardır onun yanındayım. Beni suçlu gibi mi sorgulayacaksın? Biz pusuya düşürülen tarafız. Unutma. Sanık değil. Bana sizin tarafta pek masummuş gibi görünmüyor. Bu
Buna sen mi karar veriyorsun? Amirim, müdürüm seni görmek istiyor. Sorgulamanın tam ortasında başka yere nakletmek de nereden çıktı? Başsavcıdan gelen emir böyle. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kimin emri olursa olsun. Ben bu adamı hiçbir yere göndermem. Burada biz sorgulayacağız. Sakin ol Ali, sakin ol. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası onların işi. Başını belaya sokma. Tamam mı Ali? Ne olacaksa olsun. Umurumda bile değil. Bu adamda görünenden çok daha fazlası var. Biliyorum. Ve ben bunu öğreneceğim. Burada emirleri ben veririm Ali. Sen de uygulayacaksın. Anlaşıldı mı? Gel. Müdürüm. Amirim, dışarı gelseniz iyi olacak. İzninizle. Bırak! Lütfen Nazlı Hanım. Sakin olun. Sizi gerizekalılar, ben de polisim. Geliyoruz. Bırak beni. Bırak. Sakin olmanız lazım. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bu daha hiçbir durun şey. Lütfen. Hepinizi ödeteceğim bunu. Ne oluyor burada? Amirim, ne oluyor? Yavaş. Bana değil. Canım. Onlara soracaksın. Amirim, başka bir karakoldan şikayet üzerine Nazlı Hanım'ı almak zorunda kalmışlar. Kendisini tanıyınca da buraya getirmişler. Tamam bir tane. Tamam çocuklar, sağ olun. Hadi. Geçti tamam. Bir tane. Tamam, geçti, hadi dağılın. Geçti bir tane, bak. Tamam. Geçti, ben yanındayım. Bak ben yanındayım, bak ben yanındayım, bak ben yanındayım. Yanımda değilsin. Hiçbir zaman olmadın, yalancı. Nazlı, ya sakin ol lütfen bak. O gece de yanımda değildin. Tamam, özür dilerim bak, özür dilerim bir tanem. Bundan sonra... Bundan sonra yok. Sen artık beni sevmiyorsun. Benden kurtulmak istiyorsun. Yapma Nazlıcığım bak lütfen, hadi hadi gidelim ha. Rica ediyorum. Bırak, bir tanem bak. Bırak beni, yalancı. Komiserim, belki de en iyisi hastaneye götürmektir. Kapa çeneni. Oraya gitmeyeceğim. Nazlı hadi bir ben tanem. Ben deli değilim. Ya, Nazlı. Deli değilim. Bırak. Bırak beni. Bırak! Düşündüğümden daha çabuk çıktın. Kim yaptı bunu? Çok kötü görünüyorsun. Kim yaptı bunu? Hiç kimse. Ne demek bu? Süleyman Çesen ne kadar araştırırsa araştırsın hiç kimseyi bulamayacak. Neden? Çünkü her şeyi ben yaptım. Sen mi? Ben ölümden döndüm, farkında mısın? Beni gözden çıkardın. Risk almazsan başaramazsın. Beni riske atıp ne kazandın peki? Süleyman Çesen'in gücünü. Artık sana hiçbir konuda hayır diyemeyecek kadar borçlu. Bir insanın sevdiğinin canı kendi canından daha kıymetlidir. Sen bunu iyi bilirsin Esmer.
Artık bizim de bir bebek yapma zamanımız geldi. Minicik, şirin bir bebek. Böylece mükemmel bir aile oluruz. Hem annem babam da buna çok sevinirler. Sana diyorum. Alo. Bu gece bebek yapmaya ne dersin? Hı? Hiçbir çocuğun senin var olduğun bir cehennemde yaşamasına izin vermem. Laflarına dikkat etsen iyi olacak Aylin Hanım. Senden bir çocuk doğuracağıma ölürüm daha iyi. Öyle mi? Deli misin be ne adam? Diyorsun be? Ne yaptınız? İşine bak sen. Hadi. Şükürler olsun abi. Sapasağlam geldin ya. Başka bir şey istemem artık. Tüm İstanbul dün geceki kahramanlığını konuşuyor abi. Bizim işte bu kadar konuşulmak pek iyi değildir Eyüp. Nasıl yani abi? Geçmiş olsun, geçmiş abi. Olsun abi. Geçmiş olsun abi. Haçlı, nihayet. Manyak mısın kızım ya? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Nasılsın? Bundan sonra kendine daha çok dikkat etmen lazım aşkım. Çocuğunun daha doğmadan babasız kalmasını istemezsin herhalde. Yine mi aynı hikaye? Bak kızım, seninle küçük oyunlarınla uğraşacak zamanım yok. Anladın mı? Yeter. Sen bunlarla oyna. Dur bir dakika. Bana inanmayacağını biliyordum. Bak, doktor raporu. Hamileymişsin. Tebrik ederim. Ama ben hala baba olduğumun bir kanıtını göremedim. Bu çocuk senden. İster inan ister inanma. Ben bu çocuğu dünyaya getireceğim. Manyaksın sen. Oğlum. Evladım. Sana canımı borçluydum. Şimdi sevdiğimin canını da borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Bak. Bu silah bizim aile yadigarımız. Yıllarca babadan oğula geçti. Biliyorsun benim bir tek kızım var. Oğlum yok. Ama... olsaydı senin gibi olmasını isterdim. Bundan böyle sen benim sağ kolum değilsin. Oğlumsun. Sahip olduğum her şey senindir. Her şey. Oğlum. Görüşemedik. Bu bir daha görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Birbirimizi çok sevdik ha? Bir daha karşıma çıkacak olursan seni elimden kimse kurtaramaz. Haberin olsun. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Elinden geleni yap. Senin hayatını kurtardım. Yani? Yani bana borçlusun. Ne istiyorsun? Doktordan uzak duracaksın.
Sana ne bundan? Senin gibi bir belayı kaldıramaz. Ondan uzak duracaksın. Bana bak. Ben canım ne isterse onu yaparım. Sen de borcunu almayı çok istiyorsan çeker silahını vurursun beni. Vurursun beni. İyice anladın mı? Ne oluyor burada? Ali? Kavga etmeyin. Bana gönderin. Peki efendim. Aa, gidiyor musunuz? Yarınıza baktılar mı? Siz olmayınca kimseye güvenemedim. dikişiniz açılmış. Ölecek miyim? Tabii ki hayır. Hadi gelin de dikelim yeniden. Henüz tanışamadık, farkındasınız değil mi? Ben Aylin. Bir adınız yok mu? Sinan. Adım Sinan. Memnun oldum. Peki Roza Hanım. Aynı aç olduğundan emin misiniz? Evet eminim. Nerede olsa tanırım. Doğum yaptıktan sonra yavrumla birlikte benden koparıp aldılar. Nereye götürdünüz yavrumu? Ebe ölmeden önce Haç'la birlikte yavrumu bir yetimhaneye bıraktığını söyledi. Bebek adı bebek getir diyordun sana. Hayır. Hayır. Sonra? Oğlum değil de bir kızım olduğunu söyledi. Ama ben ona inanmadım. Hiç inanmadım. Acı çekmem için yalan söylediğini düşündüm. Onu nasıl bulacaksınız? Bana yardım et Haç'la. Yavrumu bulmak için her şeyi yaparım. İkimiz de Ezo'yu arıyoruz. Ama annesi olsan da onu seninle paylaşmayacağım. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Hayatımı kurtardığı için Haçlı'ya teşekkür ediyordum.
kuru bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ettin oğlum. Bundan böyle masada senin de yerin olacak. Bölgelerden birini sana veriyorum. Adamlarını topla, ekibini kur. Hoş gelmişsin abi. İsmail. Hayırlı olsun abi. Haberini aldık. Hoş gelmişsin. Başımızda sen olduktan sonra evelallah kimse karşımıza duramaz artık. Ekstra kalite bir mal abi. Daha yeni teslim aldık. Bu akşam dağıtıma başlayacağız. Siz zahmet etmeyin. Ben dağıtırım. Ama... abi... malı beğenmediyseniz hemen yenisini getirtiriz. Bundan sonra benim bölgemde uyuşturucu işi yapılmayacak. Ne demek abi? Yanlış anladın herhalde. Bundan sonra hiç piyasaya mal dağıtılmayacak. Ama o zaman biz nasıl para kazanırız? Nasıl doyarız? Abi. Yeni işler yapacağız. Oradan sebeplenirsiniz. Olur mu öyle şey ya? Eski köye yeni adet mi geliyor açlı? Süleyman Çesen'in bunlardan haberi var mı? Ne diyorsun lan sen? Bundan sonra ben Süleyman Çesen'in ta kendisiyim. Bundan böyle bu alemde benim kanunlarımla yaşanacak. Kaçıp gitmek istiyorum buralardan. Olmaz. Yapamam. Hayatta yapayalnız kalamam. Esmer, neredesiniz?